Merhabalar, bugünkü röportajımızın konuğu Soner Bey. Soner Bey benim oğlumun eğitimi vesilesiyle tanıdığım, veli olduğunu düşündüğüm ama veli olmayan bir yaşam lideri. Kendisiyle röportaj yapmayı teklif etti, kabul etti kendileri. Soner Bey, öncelikle hoş geldiniz ve röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinizden biraz bahseder misiniz izleyicilerin sizi tanıması? Tabii ki. İsmim Soner, soy ismim Cöndek. 1994 doğumluyum, Bartın doğumluyum. 5 senedir İstanbul'dayım. Bu 5 senede çocuklarımızla birlikte olma şansını yakaladım. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. 4 senedir anaokulu öncesi çocuklarla çalışıyorum. Son senemde de özel gereksinimli çocuklarımıza dokunmaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Soner Bey, özel çocuklarla ilgilenmeden önce nasıl anaokulu öğretmeniz? Anaokullarının spor branşını yönetiyorum. Evet. Spor dersi. Peki ne size vesile oldu bu özel eğitim gerektiren çocuklarla ilgilenmek? Yani şöyle, normal gelişim sağlayan çocuklarla çalıştığımda açıkçası çok verimli olduğumu ve birçok çocuğa dokunduğumu hissettim. Ve birçok da benim aşırı derecede geri dönükleri çok güzel oluyordu. Ve kendimi özel çocuklara adayıp, zaten normal gelişim çocuk bir şekilde kendisini geliştiriyor. Ama özel gelişim çocuklarda açıkçası birazcık fedakarlık yapabilecek eğitmenlerin ihtiyacı olduğunu gözlemledim. O yüzden de bu alana girmeyi tercih ettim. Peki bu alana mesela net olarak şöyle bir olay oldu. Ondan sonra ben bu çocukları tanıdım ve bu alana girmeye karar verdim dediğiniz bir olay var mı? Şimdi açıkçası böyle bir olayım yok. Yani bir çocuk tanıdık, o çocuktan sonra bu olayın içine gireyim dediğim bir olayım yok. Şöyle bir arkadaşım vasıtasıyla açıkçası bu olayın içine dahil oldu. Evet. Ve fark ettiğim zaman da kesinlikle bu işte olmalıyım dedim. Evet. Kesinlikle birçok çocuğa dokunmalıyım dedim. Evet. Birçok aileye mutlu etmeliyim dedim. O niyetle bir yola çıktık inşallah. Sonra çok güzel şeyler olur. Çok güzel çocuklara dokunabiliriz. Allah niyetlerimizi, enerjimizi eksik etmesin. Peki hocam, bu çocuklarla ilgilenirken hayatta daha önce farkına varmamıştım ama bu çocuklarla ilgilenince hayatımda şöyle bir değişim oldu dediğiniz bir olay var mı? Yani veya olay demeyelim de hani hayatınızı nasıl değiştirdi? Yani günah kavramı aslında gitti. Çünkü bu çocuklarla iletişim halinde olduğumuz zaman tamamen cennettir. Yani böyle temiz, saf sevgilim tadına vardık. Evet. Yani o kötü durumlar veya kötü vesaire, kötü olan her şeyi bir kenara bırakıyorsunuz. Tamamen saf temiz bir olaya içinde kendinizi yani seviyorsa köküne kadar seviyor, evet. Sevmiyorsa evet. Köküne kadar evet, sevmiyor. Evet, kesinlikle. Yani böyle net bir sevgi durumu var. Kesinlikle. Art niyetin olmadığı, tamamen içten gelen duyguyu yaşadığımız için bu da ayrı bir haz veriyor açıkçası. Peki. Size bunun kattığı bir şey var mı? Yani mesela hani ben otizmli bir çocuğun annesi olmadan önce anlayabiliyordum hani aşağı yukarı engel gruplarının yaşadığı, çünkü benim hayatımda da böyle bir şeyler vardı. Fakat çocuk sahibi olunca ekstra bir, hani evet özel bir çocuk ama bu nasıl akılsız değil ama aklı da bizim düşündüğümüz anlamda kullanmıyor. Böyle bir değişik, duygusal bir karmaşa ama çok keyifli. Çünkü dediğimiz gibi sevgileri gerçekten dünyalara bedel. Evet, evet. Sizin bu özel çocuklarla ilgili toplumsal olarak öngörünüz nasıl? Yani şöyle, özel çocuklar her zaman gerçekten çok özel. Yani evet. Sadece kelime olarak güzel değil, her anlamda, duygusal anlamda,
Yani aklınıza gelebilecek her anlamda çok güzel çocuklar. Yani bunların sevgileri de çok güzel. Evet. O sevgiyi yakalayamaz herkes. Herkese nasip olmaz diyebiliriz. Evet. Yani o sevgiyi de yakaladığımız zaman sonuna kadar peşinden gitmeliyiz. Evet. Yani sevginin yapamayacağı ve kurtaramayacağı hiçbir olay yok diye düşünüyorum ben açıkçası. Peki bu çocuklarla ilgilenirken hayatta daha önce yaşarken böyle bir anlamadığınız, üzüldüğünüz, sıkıldığınız bir şeylere onlar boş yere sıkılmışım, üzülmüşüm. Çünkü bende oluyor. Böyle bir şey oldu mu sizlere? Hani böyle onunla ilgilenirken, onunla ilgili bir şeyler yaparken. Çünkü şey hem bedenen hem zihnen çok meşgul edici bir şey. Pratik bir zeka geliştiriyor. Şimdi şöyle, çocuğumuzla ilgilendiğimiz zaman açıkçası diğer dünyayı unutuyoruz. Yani kendi derdimizi de unutuyoruz. Geri geldiği zaman annemizi babamızı unutuyoruz. Çünkü o dünyaya elimizi verdiğimiz zaman vücut komple gidiyor. Yani sadece kol değil, evet. Yani komple vücut gidiyor. O yüzden daha önceki durumlarımı veya bundan sonraki geleceğimi de düşünemiyorum. Sadece o anda ne kadar ne yapabiliyorsam. Yani sadece çocuk odaklı. Yani ne kadar nasıl dokunabiliriz, nasıl fayda sağlayabiliriz, normal gelişimi çocuklarımda da daha ne kadar yakınlaştırabiliriz. Bunun derdine düştüğümüz için açıkçası ne geçmişimizi hatırlayabiliyoruz ne de geleceğin kaygısı evet. Olabiliyor. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi ben mesela bu çocuğun annesi, bir anne olarak diğer annelerle empati kurabiliyorum. Ve kendimizi bir anne olarak bunun sorumluluğunu vesaire düşünebiliyorum. Siz genç bir insansınız. Bir genç insan olarak hani bu duyarlılığı nasıl elde ettiniz? Evet, şöyle. Çünkü gerçekten bu bir duyarlılık bence. Keşke toplumumuzdaki bütün gençler de gelişebilse. Şimdi şöyle, çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Bu birazcık vicdani kısma da giriyor. Ben genç biriyim ama her zaman baba adayım. Evet. Ben de özel gereksinimli bir çocuğumuzun babası olabilirim. İhtimali evet. Var. Evet. Hala bu duyguyla ve bu... Siz genç bir insansınız. Tabii ki ben otizmli bir çocuğun annesi olarak diğer annelerle de empati kurabiliyorum. Bu çocuklarla da empati kurabiliyorum. Peki siz genç bir insan olarak nasıl bu empatiyi kurdunuz? Nasıl böyle bir mesleği... Şimdi şöyle Amine Hanım, yapmayı göze aldınız. Şimdi genç biriyim ama neticede olur da biz de bir yuva kurabilirsek bence özel gereksinimli bir çocuğun baba adayı olma ihtimali var. Yani çünkü her birey bir adaydır aslında. O yüzden ben bütün çocuklarımıza kendi çocuğummuşum gibi yaklaşıyorum. O çocuk benim çocuğum olsa öğretmenim nasıl olsun isterdim. Evet. Bu gözle yaklaştığım için daha doğrusu bu sahiplenme. Evet. Birazcık daha vicdani duygularımızın bolca karıştığı bir olay oluyor. Evet. Öyle düşünüldüğü zaman aslında işimiz çok da zor olmuyor. Yani bakıldığında bütün çocuklarımız... İnsani yönüyle bakarsak evet. Olaya işimiz kolaylaşıyor. Evet, kesinlikle. Peki hocam, toplumun bu çocuklara bakış açısını, toplumun bu çocuklarla ilgilenmeyi nasıl buluyorsunuz? Yani bu toplumsal bir bu toplumun içerisinde Allah razı olsun çok duyarlı, çok güzel insanlar var. Sorunumuz onlarla ilgili değil. Ama bir de toplumda bizim çocuklarımızı ve dolayısıyla bizleri de anlayamayan, nasıl davranacağını bilemeyen insanlar var. Şimdi bu birazcık farkındalıkla alakalı ve bir de kendi başımıza gelmeden başkasının derdini anlayamamakla alakalı. Evet. İlla ki bizim başımıza gelecek ki biz de başkasını anlayabileceğiz. Maalesef durum bu duruma gelmiş. O yüzden sizlerin sayesinde böyle böyle farkındalık yaratarak inşallah daha güzel bir düzeye geliriz diye umuyorum. Yani bu tek temennimiz bu şu anda. Çünkü kimse kendi başına gelmediği sürece maalesef bazı şeylerin farkında olamıyor. Peki otizmli veya Down sendromu veya başka bir engeli olan bireylerin topluma katılması adına sizin
nasıl bir tavsiyeniz var? Nasıl bir gençsiniz? Yani bir genç olarak ben şimdi buna çok değer veriyorum. Çünkü hani gerçekten çok büyük bir sorumluluk bu. Anne olarak bazen bu sorumluluğu zor buldum. Acaba baş edebilecek miyim dediğim zamanlar oluyor. Siz bu sorumluluğu almış bir insan olarak topluma nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani şöyle bir şey var şimdi burada, bu ben şu anda eğitmenim, yani bizim yapabileceğimiz iş veya biz de yapabiliyor muyuz, o da soru işareti. İnşallah onu hakkı yerine getirebiliriz Allah'ın izni verdikçe. Herkes yapamaz, maalesef de yapamıyordu zaten. Bu birazcık daha dediğimiz gibi, bunun maddi kısmıyla hiç alakası yok. Yani dünyaları verseniz ama bazıları bir saat vakit geçirmeyebiliyor. Yani bunun tamamen istek, arzu ve faydalı olabilme, dokunabilme. Nasıl diyeyim? Dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi, birazcık da kendi çocuğumuz gibi düşünsek, bütün eğitmenler... Evet, o empati kurabilsek aslında çok fazla sorun olmayacak. Ama maalesef bunu yapamıyoruz. O duyarlılığı, o sağduyuyu herkes veremiyor veya özveriyi herkes veremiyor. Umarım inşallah verebilen insanlar çok çoğalır. Ve dokunabildiğimiz çocuk sayısı da çok fazla olduğu zaman her şey daha iyi olacağını inanıyorum. Evet. Yani bütün meselenin aslında empati de diyorsunuz. Yani empati, toplumsal olarak bir gelişmişlik düzeyine gelebilmek adına toplumsal bir empatiye ihtiyacımız. Empatinin altında da inanç. Yani inanmak gerekiyor. Evet. Hiçbir zaman inancımızı kaybetmiyoruz. Evet. Peki hocam, bize vakit ayırdığınız için ve böyle güzel bir söyleşi yaptığınız için size çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim, ben çok teşekkür Ayrıca ederim. Ayrıca bir genç yaşınızda bizim evlatlarımız gibi evlatları düşünerek sahaya atladınız ve elinizden geleni yaptığınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Teşekkürlük bir durum yok, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun gerçekten. Siz de bizlere sesimizi duyurmak için aslında vesile olursunuz. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Umarım bunların hepsini karşılığını bir şekilde alırız. İnşallah. Ben de öyle bir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.